Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugünkü hadisi kutsi sohbetimizde Ahrecun Nesai fi sünnehi min babi Fadlül Hamidin, İmam-ı Nesai'nin sünneninde hamd edenlerin fazileti hakkındaki ikinci cilt 220. sayfada An Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma, Abdullah ibn Ömer Hazreti Ömer'in oğludur. Allah ikisinden de razı olsun. Onlar rivayetle enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Hatta sevim kendisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına haber verdi ki enne abden min ibadillah, Allah'ın kullardan bir kul, bir mümin kâle şöyle demiş duasında: Ya Rabbi, ey Rabbim, lekel hamdu, ham senin içindir. Sana hamd olsun. Kema yenbagî li celâli veçike, senin zatına, veç bu da zat manasındadır, zatının celaline layık olduğu şekilde, nasıl layıksa senin şanın layık olduğu şekilde ham senin içindir. Sana hamd olsun. Ve li azîmi sultanike, saltanatının yüceliğine layık olarak, saltanatının azametine, yüceliğine, büyüklüğüne layık olarak hamd senin içindir. Bunu bu şekilde okuyunca yani Ya Rabbi lekel hamdu kema yenbagî li celâli veçhike ve li azîmi sultanike. Bu kadar. Bu üzerine fe adalet bil melekeyn. İki melek şiddetle koşuştular. Yarıştılar yani. Yazmak için bunu. Fe lem yedriye keyfe yektubâniha. Bunu nasıl yazacağını bilemediler. Böyle bir söz ki bunun derecesini, sevabını, miktarını bilemediler, yazamadılar, şaşırdılar. Bunlara zor geldi. Fesaida ile sema, semaya yükseldiler. Ve kâle edildiler. Ya Rabbena, ey Rabbimiz, Mevla'ya hidayet ettiler. İnne abdeke kâle mekâleten. Senin kullarından bir kul bir söz söyledi. Bir dua yaptı. La nedri keyfe nektubuha. Onu nasıl yazacağımızı bilemiyoruz ya Rabbi. Bize öğret. Görüyor musunuz? Kâle Allah Azze ve Celle ve fe'alem bimâ kâle abduhu. Mevla Teala kulunun ne dediğini bildiği halde buyurdu onlara. Ma zâkâle abdî. Kulum ne dedi? Ne söyledi? Kâle. Melek dedi ki. Ya Rabbi innehu. Kâle. Ey Rabbimiz. O kul şöyle dedi. Ya Rabbi lekel hamdu kemâ yenbagî li celâli veçhike ve azîmi sultanike. Fekâle Allah Azze ve Celle. Lehumâ Mevla Teâlâ o iki meleğe şöyle buyurdu. Üktübâhâ. O yazıyı, o sözü yazın. Kemâ kâle abdî. Kulumun dediği şekilde yazın. Görüyor musunuz? O kelime o şekilde yazılacak. Hatta yelkani, ta ki bana kavuşuncaya kadar öyle yazılsın. Feecziyehu bihi. Ben ona karşılık onu mükafatlandıracağım. Mükafatlandıracağım. Onun mükafatını ben vereceğim diyor Cenab-ı Hak. Bak. Mevla Teala onun meleklere de bildirmedi ha. Görüyor musunuz? Zikrin faziletini görüyor muyuz? Ne kadar kısa değil mi? Ya Rabbi lekel hamdu kema yenbagî li celâli veçhike ve li azîmi sultanike. Zatının saltanatının azameti, zatının celali, yüceliği için layık olduğu şekilde hamd sana aittir ya Rabbi diyerek hamd etmiş. Evet, burada bir de şey var. Veçhike, veç yüz demektir. Mevla Teala'dan bildiğimiz bizim gibi yüzü yok ha. Mevla hakkında gelen bu gibi kelimeler müteşabihattandır. Mana sıfatlarıdır deniyor. Bunun manasını kendisi bilir. Bizim anlayacağımız şekilde ki üslupla bize hitap ediyor. Bunlara kalkıp da mana verirsek, şekillendirirsek Allah muhafaza o zaman mücessim oluruz. İbn-i Teymiye gibi bir takım selefiler gibi sapıtırız Allah muhafaza. Bunları manalandırmak doğrudur. Manasını Allah bilir. Ve mâ yâlimu tevilü illallah. Bunun tevilini ancak Allah bilir. Ve râsıhûne fil ilmi yekûne âmennâ külüm min ün rabbina. Râsıhûn, ilme derinleşmiş rusuh derecesine ulaşmış âlimler. Ne diyorlar? Biz buna inandık. Hepsi Rabbimiz tarafındandır diyorlar. Teslim oluyorlar. Kurcalamak yok. Bunun teviline gidenler Allah arşa oturdu deyip de işte şuraya indi, şöyle geldi, göktedir, şuradadır böyle tabirleri lafzı üzere bırakıp bu şekilde olduğu gibi yani hakikaten Allah bilir demeyip de hakikaten ne olduğunu Allah bilir. Biz anlamıyoruz, biz kabul ediyoruz demek lazım. Böyle yapmıyordu adam. İşte bak aynı bunun gibidir diyor. Yani insan bunu ne anlar diyor, bunu anlar diyor.
İnsanları böyle boşlukta bırakıp insan sıfatlarına, mahluk sıfatlarına yönlendiriyorlar. Allah muhafaza. O yüzden bu sakat bir şeydir. Müşebbih ediniyor buna. Bu bidattır, sapıklıktır. Mevla Teala'nın şey, kelamlarını mesela Kur'an-ı Kerim imtihandır. Kiminin imanı artırır, kiminin sapıklığını artırır. Biz olduğu gibi kabullendik. Tevhidini kurcalamayız. Tevhid edeceksen işte zatı dersin. Zatının yüceliği, azameti, saltanatının, büyüklüğünün layık olduğu şekilde bir hamdle hamd sana aittir abi diyerek duasını yapmış Cenab-ı Hak. Onun sevabını ahirette verecek. Mevla Teala böyle güzel ameller işlemeyi bizim muvaffak eylesin.